Selam dostlar, alemin ve ailenizin en değişik kanalına hoş geldiniz. Değişik yollarda bugün Tel Aviv'de. Vallahi çok heyecanlıyım, çok özel bir gezi bizi bekliyor. Hem 3 büyük din içinde kutsal topraklara, Kudüs'e bir ziyaretimiz olacak. Hem Filistin bölgesine gidip oradaki bütün yerleşim yerlerine gidip oraları ziyaret edip oradaki insanların yaşamlarını gözetlemek istiyorum. Hem de İsrail kısmını gezip buradaki yaşam standartları nasıl, burada insanlar nasıl yaşıyor onu merak ediyorum. Bugün Tel Aviv'deyiz. Tel Aviv son 10 yılların en pahalı şehri. Her zaman en pahalı şehirler listesinde ilk sıralarda 1 numara oluyor, 2 numara oluyor, 3 numara oluyor. Şu an bulunduğumuz nokta dünyanın en pahalı şehri arkadaşlar. Dünyanın en yüksek kiraları burada. Dünyanın en yüksek gıda harcamaları, kira fiyatları burada. Ben bir yandan hem bu en pahalılığı anlatıyor olacağım bugün. Hem de bir yandan burada 5-6 tane mahalle gördüm. Bugün mahalleleri gezmek istiyorum ama ilk gideceğimiz yer Bit Pazarı. Ben Bit Pazarlarına aşığım. Benim diğer gezilerimi biliyorsanız. Hediyelik eşya alma noktasında çok heyecanlıyım. Bugünkü ilk gezimi Bit Pazarı'na doğru yapacağım. Hem sizin İsrail'in arka sokaklarını, arka mahallelerini göstereceğim. Hem de buradaki yaşam endeksi nasıl, fiyatlar nasıl, maaşlar nasıl, biraz araştırma yapmıştım. O konular hakkında bilgi vereceğim. Hadi şimdi Bit Pazarı'na. Türkiye! Türkiye! Yes! Tamam abi! Tamam abi! Humus! Humus! This is tahini! 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 Oh! İbrahim Tatlıses'e aşıklar yani her... Abi bunu bizde akıl edip yapan oldu mu? Ben hiç görmedim. Var 7,5 şeker. Şu ana kadar gördüm. 10 şeker. 10. Burası Tel Aviv'in içindeki ilk Yahudi yerleşimi. İlk buraya gelmişler. İlk burada yerleşmişler. Abi Tel Aviv'in sahili gerçekten en güzel sahillerden birisi zaten şey. Dünyanın en güzel yanılmıyorsam 9. sahili seçilmiş zaten. Dünya genelinde yapılan endekslerde. Bu sahilin toplam uzunluğu 14 kilometre. Ve gerçekten kumu da çok temiz ama deniz biraz dalgalı. Ben dalgalı denizi hiç sevmem. Abi otobüse istediğiniz kapıdan biniyorsunuz. Sonra böyle bir makine var. Ödemenizi yapıyorsunuz. Ulaşım çok geri kalmış. İnanılmaz geri hatta. Hani beklenenden fazla geri. Ulaşım noktasında öyle metroymuş, metrobüsmüş, tramvaymış, yok. Havaraymış, havabüsmüş. Çok fazla böyle seçenek yok. Otobüsler var. Onlar da bak şurada bir saat yazıyor ama o da o saatte gelirse. Bakın bu şehirler arası otobüs ya bizde. Bunlar da şey. Bakın bunlarda numara var. Mesela şey 90 numara. Yani burada şehir içi ulaşımda da böyle otobüsler kullanıyorlar. Bakın otellerin çoğunda Azerbaycan bayrağı görebilirsiniz. İsrail ile Azerbaycan arasında sıkı ilişkiler var. Hatta böyle dostluk derecesinde ilişkiler var. O yüzden Azerbaycan bayrakları etrafta var. İlginç bir havası var. Bir yandan çok gelişmiş bir havası var. Bir yandan da çok dandik. Bankamatik bir şekilde. Bu para 100 şeker ve 750 TL. Ayrıca 200 şekerli de var. O da işte 1600'e yakın yapıyor. 1550 falan TL yapıyor. Bir de bunların 10 coin'i var. Yani 10 şekerlik bozuk parası var. O da 75 TL falan yapıyor. Evet, bu videoda kendinizi Türkiye'de, yani bu kısmı daha doğrusu kendinizi Türkiye'de gibi hissedebilirsiniz, hatta hissedin. Şu an Yafa diye bir şehre geldim. Yafa aslında Osmanlı'nın eski bir liman şehri, hatta önemli liman şehirlerinden birisi. Burası işte portakal bahçeleriyle, portakallarla meşhurmuş. Burayla ilgili ayrı bir video yapacağım ben. Bir sonraki video belki burayla ilgili olabilir. Burası bir Osmanlı şehriydi. Burada cami var, medrese var, yani bir şeyler var. Kilise de var, sinagog da var. Ama biz bugün buraya Bit Pazarı için geldik. Baya baya da havacı. Ha, tersten sarmış. Okey. This Turkish car. Ha, eski. Turkish. This Sparta. Sparta mı dedi? $250-$350. How much price? $2,500 şeker. 2500 şeker. Yani 20 bin liraya yakın bir fiyatı var bu halının. Evet. Abi de amma da halı var ama. Ya burası zaten normalde de... I'm from Turkey. Well,
Istanbul. Istanbul. You know? Yeah. You've been to Istanbul? Yeah. You like it? Yeah, it's very nice. Thank you. Welcome to Israel. Thank you so much. Drink coffee, tea, please. No, thank you. Please. Because I don't have a long time. Teşekkür. Teşekkür. Bu arada Türk'üm dediğiniz andan itibaren hem Filistinliler, Araplar yani, hem de İsrailler, Yahudiler yani inanılmaz ilgililer. Yani videoda sen mi? Yeah, how are you? No, I'm not living here. I'm just tourist. Only one day. Really? Yeah, I'm come back again because really expensive. Okay, nice to meet you. See you. See you. Nice to meet you. Nice. See you. Burada kötü bir şey var arkadaşlar. Her yerde, bunlar demiyorum ama bir yerden şimdi koku geldi. Ve bunu hep söyleyeceğim her aldığımda. Ot içiyorlar. İğrenç bir şekilde kokuyor etraf. Bu arada böyle sembolik şeylere inanıyor ve bakıyorsanız Kudüs ve Tel Aviv bu noktada sizi fazlasıyla doyuracaktır. Buralarda böyle çok sembolik şeyler bulabilirsiniz. Abi bunu bizde akıl edip yapan oldu mu? Ben hiç görmedim. Ama adam kocaman hurmanın içini yarmış, içinde koca koca cevizleri doldurmuş. Atom karınca gibi duruyor. Portakala nar yapmışlar. Nar burada çok fazla zaten var. Evet, tebrat sanıyorum. Bakın şu bardak yine çok büyük değil. 25 şeker, şu bardak 20 şeker. 150 lira, 200 lira. Değişik güzel bir sokak gördüm, direkt gireyim. Bunu kafalarına takıyorlar. Bunda da yanılmıyorsam Tevrat'tan pasajlar var. Bu abimiz, yani cahilliğime verin, bilmiyorum sonuçta İsrailli değilim ya da Yahudilikle de çok ilgili değilim. Bu abimiz ama çok meşhur buradaki bir cemaatin herhalde dini lideri. Çünkü abiyi her yerde görebiliyorsunuz. Kılıç mılıç. Şunu her ülkede görmek, nazar boncuğunu olmasa bile şu beş parmağı her ülkede görmek her zaman ilgimi çekiyor. Aa, buradan da bir şey alayım desen alınmaz ki. İstanbul'da bunu alacakken 70-80 liraya, buradan alacaksındır 300-400 liraya. Aa, bu da kipa. Buradaki Yahudiler takıyor. Merhaba, selam. Aa, güzel çantalar da var. Merhaba. En nihayetinde sonuçta bir Orta Doğu ülkesindeyiz. O yüzden renkler, biçimler, satılan ürünler falan bize benzerlikleri oldukça fazla. Tabii ki ne yiyeceğiz? Falafel. Türkiye. Türkiye. Yes. India. No, Türkiye. Türkiye. Tamam abi. Tamam abi. Güzel abi. Herkes birkaç kelime biliyor. İstanbul. İstanbul. Good İstanbul. Thank you. Abi adamların hepsi gelmiş Türkiye'ye ya. İstinye Park falan gelmiş. Taksim. Taksim. Yes. Çukur. Ha, Balat. Çukur. You know Çukur? Kaymak. 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 Aa, humus. Okay. Kina. Abi bizdeki şey gibi. Ekmeği tavada yağda ısıtıyorduk ya, pişiyorduk ya ondan. Humus. Humus. This is tahini. 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 Same. We say tahin. Tahini. Aa, bizim bildiğin kasap köfte gibi köftesi de var. Si. Cheese. It's okay. Yeah. And cucumber. Cabbage. Cabbage, okay. Enough. And this. Oh. Enjoy my friend. Welcome to Israel. I thank love Turkish. You. Me too. Enjoy. Thank you. Whoop. This song Ibro? Yes. Ibro? İbranice'ymiş. Falafeli çok sevdim ama bu şurup gibi bir şey ya. Bunu çok sevemedim. Vivo, vivo, vivo. Vivo, vivo. Haydi! Yaffa'da bir tane, yani Tel Aviv yakında bir yere geldim. Abi bunu ben bile bilmiyorum ya. ATV'deki bir çocuk şarkı yarışmasını özellikle açtı gitti. Gerçekten ben bunu ben bile bilmiyorum. İbrahim Tatlıses şarkısı olabilir. İbrahim Tatlıses'e aşıklar yani her... Bir, Türküyüm diyorsunuz ya, bir, çok Türkiye'yi çok seviyorum, iki, İbrahim Tatlıses diyorlar. Müzik
bekerim şarkılar. Çektiğim ben şu yardım, ben şu yardım. Süper! Good, good to be very good. Girdiğinden beri iki kelimeden biri Türkiye ile ilgili bir şey. Kaymak, kaymak. Kaymak, kaymak, maşallah. Good falafel. Hmm. Falafel good, really very good. Çok teşekkür. Adam bir de bulup bulup ta bilmem kaç yılındaki şarkıları buluyor. Memnun. Teşekkür. Haydi söyle. Teşekkür. I don't have really. 2-3 tane Osmanlıcağım var. Onlar bir ya da iki video sonra. This is it good? Okay. Memnun. Thank you so much. Thank you. Ama bu abi burada da var. Fötürlü mötürlü. Ya bizden birisi gibi aynı ya. Selam aleyküm diyesim geliyor yani. Ha, Osmanlı fesi. Burası Osmanlı yeri ya. Bunlar da şeydir. Yahudiler de Şabat gününde ibadete çağrı için kullanıyorlar. Böyle borazan gibi böyle vuuut diye öttürüyorlar. Şimdi esnafla muhabbeti sarıyor olsan 5 saatte video çeksen 5 saatte Türkiye ile ilgili size böyle güzel şeyler söyleyecek insanlar bulmanız mümkün ama biz biraz hızlanalım. Uğur zıvır ne ararsanız var. Cübbe Sarık da abi var. Burada her telden insan oluyor. Bak abi Cübbeli Sarıklı Arap, arkasında da Kipalı Yahudi abi var. Biz burada İsraillerin hepsine Yahudi diyoruz ama aslında büyük bir yanılgı. Ben şu andan size söyleyeyim. Burada inanmayan çok fazla olduğu gibi muhafazakar olmayan çok çok daha fazla. Hani şey, biz ne diyoruz hani, evet ya işte Müslümanım. Elhamdülillah Müslümanım ama ne yapıyoruz çoğumuz, belki hiçbir şey yapmıyoruz ya. Çok ilgimiz yok yani. Hani dinsizim demeye de dilimiz varmıyor. Ama Müslümanım ama çok da işte. Anladınız değil mi? Yahudiler de aynı şekilde, emin olun. Yoksa gidip de külleyen 10 milyon Yahudinin Müslüman alemi ya da tüm dinlere ya da tüm insanlara ya da Filistinlilere karşı olduğu zaten yok. Bu konulara çok değinmeden ama gerçekten doğrusunu da bilin yani. Yanlışa yanlış, doğruya doğru her zaman deriz. Ama şunu size cidden bilmenizi istiyorum. Şöyle bir algınız olmasın. Burada gördüğünüz bütün insanlar dediğim gibi külliyen, savaş isteyen ya da işte birileri ölsün gebersin isteyenler insanlar değil. Bir pazarı bu kadar olsun. Benim bir tane merak etmişim, bir mahalle var, hatta 3 mahalle var peş peşe. O 3 mahalleyi gezeceğiz. Hadi gidelim. Bakalım aktarma var mı burada? Galiba aktarma yaptı. Herhalde para almadı bu sefer. Burası merkezin bir tip dışında ama güzel bir muhit. Yafa'nın kenarında hemen, işte dediğim gibi arkası Osmanlı, eski Osmanlı şehri, hem de limandı. Burada arkadaşlar kiraları biraz sonra anlatacağım size, maaşları, kiraları, ekonomi, neden bu kadar pahalı burası falan. Abi şurada resmen 15.000, 13.000, 12.000 şekele kiralık evler var. Bu arada otobüsün ücreti de 5,5 şeker. Ne kadar giderseniz gidin, bir durakta gidin, 100 durakta gidin, 5,5 şeker. Şimdi Florentin diye bir mahalleye geldik. Bu 1900'lerin başında bir tane Florentin diye amca varmış. Bu amca biraz böyle zevkli ve sanata düşkünmüş. Gelmiş bu bölgeyi böyle kalkındırmış. Bohem mimari dedikleri mimaride işte güzel yapılar inşa etmişler. Hem de sanatla ilgili yerler, kafeler, mafeler de var. Normalde 7-Eleven'lar pahalı olur ama bakın burada kolalar 7,5 şeker. Şu ana kadar gördüğüm en ucuz kola burada oldu. Fıstiler 15 şeker, soğuk çaylar. Bu 15,5 şeker, bu 10 şeker. Şimdi Tel Aviv'de ulaşım ve konaklama problem. Neden? Şimdi Tel Aviv aslında bir yandan da dünyanın en büyük IT merkezlerinden, ayrıca da dünyanın en hızlı gelişen, yani en hızlı büyüyen startup noktalarından birisi. Yurt dışından da olsun, yurt içinden de olsun birçok genç buraya doluyor. Şu an şehir ne kadar büyüğü olsa da şehrin içerisinden hem yerli hem yabancı insanlar buraya gelmeye başlıyor. Yani şehrin dışından buraya gelmeye başlıyor. Bu da konaklama sorununa sebep oluyor. Bu da
gıdanın fazla talep görüp fiyatlarının artmasına sebep oluyor. Bir de şöyle bir şey vardı. Şu an galiba o durum tersine döndü ama İsrail'in para birimi hızlı bir şekilde dolar karşısında değerlendi. Bu dolar karşısında da hızlı değerlenme burada işte dengesiz bir fiyatlandırmaya sebep oldu ve dünyanın en pahalı şehri olma yolunda giden kapıyı açmış oldu. Biraz sonra burada bir tane ikinci el sitesi buldum. Mesela bu mahalleninkine de bakarız. Ama çok rahat söylüyorum size. Şurası 10 bin, 11 binden aşağıya değildir. Burada maaşlar ne kadar diyecek olursanız. Yani değişken maaşlar var. Asgari ücret daha aşağı gösteriyorlar ama insanların ortalama yani çoğunluğun eline, büyük çoğunluğun eline anladığım kadarıyla yılda 100 bin, 110 bin şeki para geçiyor. Ama 100 bin, 110 bin şeki geçsene hocam. Mesela burası iyi bir yer. Yani burası lüks bir yer mi bilmiyorum. Emin değilim. Tam da değilim ama. Buranın kirası da yıllık. Yine aynı 100 bin, 110 bin şeki. İşte o yüzden burada gösteriler falan da yapılıyor. İnsanlar geçinemiyoruz falan filan da diye bir ara gösteriler yapmış. Gerçekten şu an düşünüyorsun. Burada senelik senin 300 bin şeki falan kazanman lazım ki hani böyle hani yaşıyorum bu hayatı diyebilesin. Yoksa hani 200 bin şeki falan kazanırsan zor gibi yani anladığım kadarıyla. Florentina Mahallesi beklediğim kadarıyla ilgi çekici çıkmadı aslında. Mahallenin orta iç kısmında böyle ilginç yerler, ilginç şeyler var. Ama ben daha ilginç bir yer bekliyordum. Bir de LGBTİ oranının, pardon bunun oranını bilmiyorum ama onların dünyada en rahat yaşayabildiği şeyler arasında. Bu arada dünyada en fazla kişi başına düşen köpek kesinlikle buradadır. Her yerde köpek var. Herkesin köpeği var. Birer ikişer. 10 şeker. 10. 10 şeker. Su 10 şeker. Şimdi bir tane daha bir sokağa gezmeye gidiyoruz. Adını söylemek zor. Nevetizedek diye bir sokağa gidiyoruz. O ne bayrağı? Kırmızı şerit çizgili ve İsrail bayrağı. İlk defa gördüm. Şimdi rastgele de arka sokaklarda kaybolmaya başladık. Karşımıza ne çıkacak ne çıkmayacak bilmeden biraz da rastgele yürüyelim dedik. Şimdi Nevetizedek doğru okuduysam o mahalleye geldik. Bu mahalle 1880'de nereden kalma bir mahalle? Mahallenin özelliği de Tel Aviv'in içindeki ilk Yahudi yerleşimi. Tize'dekin de esprisi buymuş arkadaşlar. İlk Yahudi mahallesini de arka sokaklarından geze geze gelerek gezmiş oldum. Şimdi bir sonraki noktaya gidebiliriz ha. Nevetizedek. Bu da şehrin içindeki minibüsler. Minibüsler bu şekilde. Bizdekilere benziyor. Onlarda da, minibüslerde de akbili var. Ve minibüslerde yine 5,5 şeker. Habibma diye bir meydana geldim. Meydanın ortasında yüksekte bir tane ağaç var. 1920'de adut ağacıymış, yok incir. 1920'de karar veriyor bir tane adam burayı böyle yapmaya. Sonra 1935'te tamamlıyor. Sanat evi, müzik evi, tiyatro her şey var. Biz de biraz dinlenmeye geldik. İnanılmaz sıcak ki ben kolay kolay sıcak demem. Arapların İngilizlerle biri olup Osmanlı'yı devirdikten sonra bölgeye gelen ilk Yahudi yerleşimciler biraz zengin ve ileri görüşlüymüş. Adamlar zaten direkt o zamandan geldiğinden andan itibaren bu şehri tasarlamışlar, planlamışlar. O yüzden böyle ta 100 yıl önce böyle bir yer yapmışlar. Ve o ilk gelen adamlar da şeymiş. Parasını burada bir devlet kurulmak üzerine zaten harcıyormuş. Nitekim de adamların planı programı tuttu. Osmanlı'dan sonra burada böyle bir devlet kuruldu. Şimdi burada size bakın kiraları göstereceğim. Bir internet sitesi bulmuştum. Zaten Tel Aviv Yafo diyor. Size söylemiştim ya buraya Tel Aviv Yafo diyorlar zaten. 110 metrekare bir arabalık otoparkı var. 4 odalı 11 bin şekel. Burada var 15 bin. 5 odalı 4. katta 120 metrekare ve bir arabalık otoparkı var. Tek odalılar ne kadardır acaba? Maaş kaç para ki bu kadar kira var ya? Günlük 380'e var. Bir oda, bakın bir oda var. Sadece 26 metrekaresi 3700. Ulan 1000 dolar ya. Vay günlük 1270. Günlük 615. Burada bir dairen olsa kiraya versen tamam bitti. Gez ölene kadar dünyaya.
satılıklar inanılmaz para ya. 1 milyon dolarlar, 2 milyon dolarlar çocuk söylüyordu bana. Bir tane çocukla tanıştım. Satılıklara bakalım hemen. Satılık neden bulamadık? Ha, 5000 kotası koymuştuk. Sildik 5000 kotasını. 6 milyon, 1 milyon 650, 12 milyon, 3,5 milyon, 5.3 milyon, 5 milyondan başlayan fiyatlarla 4 milyon, 7 milyon. Yani eli ayağı düzgün bir ev almaya kalksanız herhalde buradan 5 milyon, 6 milyondan aşağı alamazsınız eli ayağı düzgün bir ev. Daha ucuzları da var. Yani 2 milyon dolarlara yakın paralar. Şehir bir yandan eski havasını korurken bir yandan da artan nüfusu karşılamak için gökdelenler dikiliyor. Ben özellikle eski mahallelere gidiyorum şu an, hep eski mahalleleri geziyorum ama etrafta her yer, gittiğimin her yerin etrafı gökdelenlerle çevrili. Biraz da gökdelenlerin yükseldiği kısmı gezek dedim. Şimdi buraya geldim. Şey gibi. İnşaat. Gökdelene çıkıyoruz bir anda. Gökdelenlerin arasında böyle food court gibi bir mekan yapmışlar. Bayağı büyük ve bayağı serin. Bu arada size şöyle bir şey söyleyeyim. Burada çok fazla sayıda Türk çalışan da var. Sadece Türk değil, dünyanın her yerinden çalışanlar var. Şimdi yemek fiyatlarına bakıyorum. Evet, 59 ve 55 şeker. Vejetaryenler de 60 şeker. Aslında buradaki kazanca göre çok değil, biliyor musunuz? Singapur gibi bir. Sonuçta bu insanlar yani en kötü maaş alanlar yanılmıyorsam bu işte hani Araplar ya da ne bileyim buraya gelen Hintliler, Bangladeşler onlar bile 2200-2300 dolar alıyor galiba. Ama ortalama bir İsrailli, hani fakir demeyelim de ortalama bir İsrailli burada rahat 4000 dolar civarında para alıyor galiba. Belki 4000 dolar fazla olmuş olabilir ama 3200-3300 diyebiliriz. Karın doyuracak yemekler 65 şekere var ama tek bir tabaktan bahsediyorum tabi. Yanına içeceğiydi, salatasıydı falan derken dediğim gibi 90'a gelir. Daha ucuz bir şey var mı? Bir yemeğe 350 lira verirsem patates kızartmasıyla 24 şeker. Bir yemek 350 TL, iki yemek 700 TL. Hadi kahvaltı yapmadım, su 175 lira. Hadi bir tane su, bir tane çikolata aldım, 800 TL. Kahvaltısı 800 TL. Burada da zaten hosteller de o paradan, hani 600-700 TL'den başlıyor. Sadece iki öğün yemek yiyip, bir su içip bir çikolata yersem ve konaklarsam 1500 TL. Paralar olarak, o paraları biz Asya'da dünyaları geziyorduk. Abi şu ana kadar yediğimiz en pahalı nadalı olabiliriz. Mantarlı, sebzeli, yani vejetaryen bir nadıl söyledim ve kaç verdim? 44. Bunların parasıyla 44 verdim. Burada Beyin diye bir çocukla tanıştım. Onunla konuşuyorduk. 4 yıllık bir üniversite mezunu burada yani. Üniversiteden yeni mezun olan birisi diyor ve iyi bir üniversitesi yani. Ortalama iyi bir bölümden mezun olduysa 15.000-16.000'den eğer kod yazmayla ilgili bir yerden mezun olduysa 20.000'e yakın maaşla başlayabilir dedi. Bu zamanla iyileştikçe 30.000-40.000'leri bulabiliyor dedi. 2 yıllık bir üniversite okuyan çocuk biraz böyle hani kaliteli bir bölüm okuduysa bile diyor 10 binlerden aşağı başlamaz diyor ama burada diyor yükselmek hızlı oluyor diyor. Çünkü çok şirket var diyor ve hemen yükselebilirsin diyor. 13'ü 15'i bulabilir diyor birkaç yıl içerisinde. Üniversite okumayanlarla ilgili konuşmadık. Evet, sanki böyle bir Singapur'a bir Hong Kong'a gittim gibi oldu burada. Şimdi bir tane market gezmek istiyorum. Sonra bir market buldum ve demek ki arayınca her yerde her şeyin ucuzu var. Bakın normalde bir kutu kola fiyatına mesela 9 şeker bir tane büyük Coca Cola var. Hatta 2 tane alırsanız 15 şeker. Aa bak Schweppes, koca Schweppes 10 şeker. 2 litre var mı bilmiyorum ama 1,5'muş pardon. 1,5'lukta 11,5 2 tane alırsanız 20 şeker. Meyve sularına bak 9 şeker. Bunu 11, 12 birim alıyor. Yoğurtu Greco yazıyor tabii ki. Yoğurtu 13 şekeri alıyor. Abi göğüs etinin kilosunu 25'e alıyor ya da bu ne alıyor? 37 alıyor. Emin olamadım. Hangisini alıyor? Butu 32 alıyor. Böyle alkoller var. Bunları da 59'a 49 alıyor. 10.000 birim maaş alan bir adam
şarap mı şampanya mı aynı şey mi bilmiyorum, hiç anlamam alkol işlerinden. Aldığı fiyatlar bunlar. 39'da bile var. Şöyle en kaliteli, ben bu çikolataları da çok severim. En kaliteli çikolatayı adam 9 birim alıyor. Bu biraz daha kalın, bunu 15'e alıyor. Oo, bu da çok güzel ya. Ben hastanede çalışırken mübessiler bana bırakıyordu. 14 birim. Şimdi Türk lirasına çevirmiyorum ben bilerek. Çünkü biz adamların aldığı fiyattan bakıyoruz. Ve fiyatı 10 bin birim maaş alan adam için 11 birim. 3 tane alırsanız da 26'ya geliyor. Yani 8,5'a falan geliyor. Şöyle göstereyim. Bazı şeylerin fiyatları evet uygun gibi ama bence çoğu şey Türkiye gibi pahalıya satılıyor. Yani buraya göre pahalı. Yani ortalama maaş 10 bin saydıysak pahalı. Dedim ya bazı şeyler ucuz, bazı şeyler pahalı. Mesela bu da ucuz. 15 birim. Yağlar 9 birime var. 12 birime var. Bu ne? Limon suyu galiba ya da salata sosu gibi şey. 6 birim. Salçalar 8-9 birimden başlıyor. Bunlar 8-9 birimden başlıyor. Bu insanlarda bizdeki gibi değil. Böyle 5 kiloluk 10 kiloluk şeyler yok. Pirincin kilosu şu 16'dan başlıyor. Ama bu pirinç normal bizdeki gibi pirinç 7'den 8'den başlıyor. Bu kaçlı? 1, 2, 3, 4, 8, 32'li tuvalet kağıdı 27 birim. 10.000 birim maaş alan adam 27 birim veriyor. Bu normalde 15 liraymış, 9 liraymıştı. Bunu da 6 liraya aldım, 6.90 yani 7'de, 9'de 16 ikisi. Yani 10.000 birim maaş alan Memo kaliteli bir çikolatayla 1,5 litre suya 15'te in işte 15 verdi. Bakmayın bazı markalar yabancı gibi gözükse de üretim şeyi Türkiye'ye kaydı. Türkiye'de üretiyorlar. Alman markası ama adam Türkiye'de üretiyor. Aynı kalitede ama Türkiye'de üretiyor. Affedersiniz ama çok güzel. Baya güzel. Bu markanın sahibinin Türkiye'ye yazısı olduğunu biliyor muydunuz? Adam Türkiye'de doğuyordu. Sonra İspanya'ya göç ediyordu galiba. Ve İspanya'dayken işte bu şirketi kuruyor. Sonra şimdi dünyanın her yerinde. İspanya merkezli ama Yahudi asıllı, Türkiye doğumlu bir adamın şirketi. Bakın şimdi bilinen bir mağazaya geldim. Türkiye'de de olan. Ve 160 birime satılıyor şu pantolon. 160 birim. Şu beyaz dümdüz tişört 70 birim. Bak 10.000 birim maaş alan Memo 160 lira veriyor ve şu dümdüz kot alıyor. Ve şu mesela Türkiye'de ne kadar sallıyorum 400'dür. Aslında aynı lan. Türkiye'deki adam ortalama adam 20.000 alıyor desek. Türkiye'deki adam da 20.000 alıyor dersek de olmaz ki. Türkiye çünkü asgari ücretle yaşayan insanların ağırlık olduğu bir ülke. Burası öyle değil. Burada asgari ücret aslında 6-7.000. Ama insanlar asgari ücret almıyor. O yüzden Türkiye'yle kıyaslayamadım. Boş verin ben kıyaslamıyorum. 11 birim maaş alan Memo bu tişörtten 100 tane alabiliyor. Kadın pantolonlara bakalım. 200. Yani Hadise'nin bu 30 sene önce girdiği pantolon be. Her şeyden az az olsun istedim videoda. O yüzden çok detaya girmiyorum. 200 birim. Yani dandik bir ayakkabısı. Bunlar ayakkabı üreten bir firma değil adam akıllı. Ve bu dandik bir ayakkabısı 200 birim. Tel Aviv'i aynı zamanda da beyaz şehir diyorlar. Hem aslında böyle çok sıcak, böyle çöre açılmadan önceki bir nokta. Hem de buraya gelen ilk Yahudiler mimari olarak da burayı beyaz yapmaya karar vermişler. Daha sonrasında da sürdürmüşler. Buraya o yüzden hani beyaz şehir diyen var ya da işte Ortadoğu'nun Miami'si diyenler de var. Ben hani bize göre değil de ben hani çok fazla çekmiyorum biliyorsunuz gece ayeti videoları da çok hiç çekmiyorum. Çeksek aslında görürdünüz. Burası da buraya şey diyorlar Tel Aviv için uyumayan şehir. 7/24 burada eğlenen, 7/24 burada hareketli noktalar var. O yüzden Tel Aviv'in göbek atlarından bir tanesi de uyumayan şehir. Abi maaşları adam akıllı birilerini bulup da konuşmak lazım. Ama bakın %50'ye gelelim. Şuraya da %50 sayın. %50'si yani %53'ü tamam mı yıllık 217 bin şekerden fazla maaş alıyor. Ya hadi şey yapın yani. %50'si 235 şeker alıyor. 235 bin şeker. Tel Aviv'le ilgili söyleyebileceklerim şimdilik bu kadar. Aslında
yarım milyonluk, yaklaşık yarım milyonluk bir şehir. Çok pahalı, gerçekten pahalı, çok sıcak. Yani gördüğüm insanlar iyi ama hangi insanlar kötü derseniz, böyle taksi şoförleri, otobüs, minibüs şoförleri ya da böyle ağır iş yapan tipler biraz rahatsız edici derecede itici ve soğuklar. Yani iticiydi yani hatta. Ama diğer esnaflar, yoldaki gördüğünüz insanlar ya da Türkçe konuştuğunuzu anlayan, Türk olduğunuzu öğrenen herkes de çok iyiydi. Ama cidden yani bu ülke çok pahalı. Herkes için pahalı gibi ya. Ben anlamadım yani. Bir de şey konusu, bunu her videoda söyleyeceğim denk geldiğim. Abi ot içiyorlar. Yani normal sigara değil. Esrar otu çok içiyorlar abi ya. Ve ben inanılmaz nefret ediyorum onun kokusundan. Bu adamlar buraya ilk geldiğinde daha ya da ilk gelen küçük aileler daha oturmuşlar. Bunlar 66 tane aile, tamam mı? Yanlış bilmiyorsam herhalde. 66 tane aile geliyorlar. Buralar o zaman dutluk. Tel Aviv'de hiçbir şey yok. Yafa tarafında, Osmanlı, eski Osmanlı şehri olan tarafta, liman şehrinde var. Ama Tel Aviv tarafında çok bir şey yok. Ve deniyor ki, hani şehir efsanesi de olabilir deniyor. 60 tane, 66 tane aile geliyor buraya ve ortaklaşa para verip buraya alıyorlar. Hani bir satın alma mevzusu var abi bu arada. Hani ama bu şey değil, şu manada değil. Hani Filistinler topraklarını sattı gibi manasında değil. O kısmı tam bilmiyorum. Ama buradan Osmanlı'dan da yer almış olabilirler. Böyle bir durum var. Bunun net cevabını ben vermeyeyim ya da yorumumu katmayayım ama tarihçiler biliyordur. Bu ilk Yahudi yerleşimciler, daha doğrusu daha yerleşimci olmadan önce gelenler buradan parayla işte yer alıyor, 66 tane aile. Ve kim nereye alacağını karar veremiyorlar ve şey yapıyorlar. Böyle çizgiler çiziyorlar. Şehri 66 parçaya bölüyorlar. Ve deniz kabuklarına da birden 66'ya kadar rakam yazıyorlar. Ve ortaya atıyorlar ve her aileden bir kişi aradan şey alıyor, taş alıyor. Neresi kimin olacağı belli oluyor ve her alanla ortalama o şehrin geleceğini nasıl olacağını planlıyorlar. Ve bu aslında gördüğünüz şehrin planlaması ta 1920'lerde atılmış oluyor. Video buraya kadardı. Bakalım bizi daha burada neler bekliyor. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. İzlerseniz sevinirim. Bildirim butonunu açarsanız sevinirim. Beğenir, yorum yaparsanız da bu videonun daha çok kişiye ulaşmasını sağlarsınız. Biz de emeğimizin karşılığını 3-5 almış oluruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.